Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte silinen WhatsApp verilerimizi kurtarmayı deneyeceğiz. Bugün kullanacağımız uygulama hem Android'i destekliyor hem de iPhone cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Yani iOS'u da destekliyor. Şimdi ben size linkler vereceğim. Genelde biliyorsunuz böyle yapıyoruz. Açıklamalar ve yorumlar kısmında ona tıklayacaksınız. Şu an göstereceğim web sitesine gideceksiniz. Ondan sonraki işlemleri zaten adım adım yapacağız. Evet arkadaşlar, verdiğim linklere tıkladığınız zaman direkt olarak bu web sitesine geliyorsunuz. Burada zaten dikkat ederseniz iPhone Android diye de belirtilmiş. Şimdi aşağı doğru inerseniz uygulamanın diğer özelliklerinden filan da böyle bilgi sahibi olabilirsiniz. Buralardan yeteneklerine, yorumlarına vesaire bunlara bakabilirsiniz. Eğer hani yapmakta zorlanırsanız burada uygulama rehberi de var ona da göz atabilirsiniz ama ben zaten size adım adım göstereceğim. Şimdi şuradan ücretsiz indirmeden indirmemize başlayalım. Evet indirme işlemi başladı. İnternet hızımıza göre bunun inmesini bekleyeceğiz. Sonra yükleme işlemimizi yapacağız. Sonra aktivasyon sonra da zaten uygulamaya geçeceğiz. Uygulamamız indi. Şimdi başlatalım. Şuradan istediğimiz dili seçiyoruz. Şu anda Türkçe olmadığı için ben İngilizceyi seçiyorum. OK diyelim. Burayı kabul ediyoruz. İleri diyelim. Buradan yükleme yerini değiştirebilirsiniz. Ben hiç dokunmayacağım. İleri diyorum. Masa üstüne kısa yol oluştursun. Tamam diyoruz. İleri. Yükleme tamamlandı. Şimdi çalıştıralım. Şuradan aktivasyonumuzu yapalım. Şu anahtar simgesinden. Buraya satın aldığımız maili giriyoruz. Buraya kodumuzu yapıştırıyoruz. Kaydet diyoruz. İşlemimize devam ediyoruz. Zaten sayfamızda tekrar geldi. Şuradan kurtarma işlemine başlıyoruz. Şimdi cihazımızı bağlayacağız. Tabii ki data aktarımına izin veren bir kablo olması gerekiyor. Bu aklınızda bulunsun. Orijinal kablonuz varsa onlar data aktarımına izin verir. Hiç problem olmaz. Bilgisayarımıza bağlantımızı yapalım. Bağlantıyı yaptıktan sonra şu üst taraftan cihazınızı seçiyorsunuz. Cihazınızın modeline göre de USB hata ayıklamayı açmayı gösteriyor size. Ben birçok kere gösterdim ama tekrar yapalım. Şuradan giriyoruz ayarlara. Telefon hakkında ya geliyoruz. Derleme numarasını arka arkaya basıyoruz. Sonra bizden şifreyi soruyor. Her telefonda bu şifreyi sormayabilir. Sonra geri geliyoruz. Şuradan nereye açıldıysa geliştirici seçenekleri. Ona giriyoruz. Biraz aşağıda USB hata ayıklama vardır. Bunu aktif ediyoruz. Tamam diyoruz. Eğer değişmediyse şu üst taraftan da indirin arkadaşlar bildirim panelini. Şunu dosya aktarımı yazıp yapın. Sonra izin isteyecek. Buna da tamam deyin. İşlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi burada ekranımız değişti. WhatsApp Business için kullanabilirsiniz. Normal WhatsApp için ben de bende normal WhatsApp var. Onu seçiyorum. Şimdi telefonumuzdaki WhatsApp'ta yedekleme yapacağız arkadaşlar. Ayarlarına giriyoruz. Burada sohbet var. Altta sohbet yedeği var. Burada normalde drive'a yedek aldığınız zaman da lokal bir yedek oluşturuyor. Eğer hani garanti almak istiyorsanız buradaki drive yedeğini kapatırsınız. O şekilde yedekleme alırsınız. Yedeklediğin Yedekleme bittikten sonra devam ediyoruz şuradan. Şu an işlemler gördüğünüz gibi ilerliyor. Şu an bizim kendi WhatsApp'ımızı siliyor. Kendisi custom bir tane WhatsApp yani özelleştirilmiş bir WhatsApp kuruyor. Hani buralarda şaşırmayın. WhatsApp nereye gitti falan diye düşünmeyin. Başka bir WhatsApp kuruyor çünkü. Gördüğünüz gibi yeni WhatsApp geldi. Şimdi buradan aktivasyonu yapmamız lazım. Çünkü başkasının telefonuyla bu işlemleri yapmayın diye kendi aktivasyonumuzu yapıyoruz. Buraya telefon numaramızı yazalım. Bu normal WhatsApp aktivasyonu arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz burada da size adım adım gösteriyor. Şuradan geri yükle diyoruz. Şunu da belirteyim sizin WhatsApp kullanımınız ne kadar yoğunsa, telefonunuz ne kadar eskiyse, yedekleriniz ne kadar fazlaysa ona göre de bu işlemler uzun sürüyor. Yani bu tarama işlemi uzun sürüyor. Şu adımlar değil de sonraki yapacağımız tarama uzun sürüyor. Şimdi mesajların geri yüklenmesi bitti. İleri diyoruz. Şuraya adımızı yazalım. İleri diyoruz. Ekranımız geldi. Ben şimdi hani mesajlarım görünmesini şöyle ayarları alayım. Şuradan next diyoruz. Tüm başarılı adımları zaten bize gösteriyor. Şu anda bizim datalarımızı analiz ediyor. Oradan silinen verilerimizi bulacak. Bu veriler ne olabilir? Sohbet dosyalarımız olabilir. Yani yazılı dosyalar olabilir. Ses olabilir, video olabilir, belge olabilir. Fotoğraf olabilir tabii ki. Yani neler yolladıysanız birbirinize onların hepsini burada tarayıp bulacak. Evet arkadaşlar tarama işlemi sürüyor. Ben şimdi bunu durduracağım. Çok fazla da beklemeye gerek yok. Çünkü bayağı bir uzun sürüyor. Birazdan da neden olduğunu söyleyeceğim size. Şunu durduralım. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz ben %90'a kadar bir kısmı bekledim sonra durdurdum. %90'a kadar olan kısım kadar %90'dan sonrası da sürüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar atıyorum mesela 1000 dosya buldu diyelim. %90'dan sonrasında çok çok daha fazlasını buluyor ama bayağı bir de uzun sürüyor. Ben onu beklemeyeyim diye size zaten göstermek için şu anda yapıyorum. Onu beklemeyeyim diye şu anda durdurdum. Şimdi burada gördüğünüz gibi sohbetlerimiz var. Uygulamada bir tane şey var ondan da bahsedeyim size. Mesela şurada stickers diyor ya. Sizin normal resimleriniz de bu sticker'ın içine geliyor arkadaşlar. Böyle hani birbirleri içinde karışmalar olabiliyor aklınızda bulunsun. Yani mesela birbirinize yolladığınız fotoğraflar da buraya geliyor. Sticker'lar falan, görseller de buraya geliyor. Buradan kurtarma işlemini yapabilirsiniz. Ben şimdi sansürlüyorum ama tabii kendi dosyalarım. Mesela dokümanlar buradan da bazı dosyaları alabilirsiniz. Birbirinize gönderdiğiniz linkleri buradan görüyorsunuz. Adır kısmında da mesela APK dosyaları, işte başka veri dosyaları falan bulunuyor. Burada yine birbirinize paylaştığınız dosyaları görüyorsunuz. Şurada da sohbetlerinizi filan görüyorsunuz. Sohbetlerde bir karışıklık olmuyor. Onları zaten buradan görebiliyorsunuz ama işte videodur, fotoğraftır filan onları bu sticker'ın içine atabiliyor. Ama söyleyeyim hepsini de atmıyor yani. Mesela %100'e kadar bekleseydik buradaki resimlere, videolara filan da dosyalar gelecekti. Ama şu ana kadar gelenlerin çoğu hep sticker'ın içine geldi. Mesela biz bir tane kurtarma yapalım. Şu dokümanlara girelim. Şöyle zararsız bir şey kurtaralım. Şurada bir dekont varmış. O dekontu kurtaralım. Şuradan recover diyoruz. Okey diyoruz. Şimdi masa üstümüze gidip dosyamıza bakalım. Dosya şuraya geldi. Gördüğünüz gibi dekontumuz kurtulmuş. Açalım. Evet gördüğünüz gibi yapı kredinin bir dekontu arkadaşlar. Tabii ki buraları sansürleyeceğiz falan ama hani kurtulduğunu görüyorsunuz. Bunu kapatalım. Tekrar geri dönelim. Evet arkadaşlar dosyalarınızı bu şekilde kurtarabilirsiniz. Şimdi sohbetlere geri gidelim. Burada gördüğünüz gibi sohbetlerin içinde istediğiniz verileri arayabilirsiniz. Şöyle de bir durum var. Mesela sohbetin içinde ilerlediğiniz zaman Orada işte birbirinizle paylaştığınız fotoğrafları, videoları falan da görebiliyorsunuz. Onları da bu içerikten alabilirsiniz. Ben tabii ki dediğim gibi özel sohbetlerim olduğu için bunları sansürlüyorum ama siz kendiniz yaptığın zaman her şeyi göreceksiniz. Ama siz mutlaka %100'e kadar bekleyin. Ne kadar uzun sürse de yani birkaç saat sürüyor onu da söyleyeyim. Onları bekleyin. Beklediğiniz zaman değecektir emin olun. Bunların hepsini toplu bir şekilde kurtarmak istiyorsanız da şuradan seçiyorsunuz. Recover diyorsunuz. Bu şekilde dosyalarınızın hepsini kurtarıyor arkadaşlar. Şuna OK diyelim. Geliyoruz masa üstüne. Burada gördüğünüz gibi tüm dosyalarımızı kurtardı. Klasör klasör de bunların hepsini buraya aldı. Buradan da bu dosyalara bakabiliriz. Şimdi buradan fiyatlarına bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir aylık plan, bir yıllık plan ve ömür boyu plan var arkadaşlar. Şuradan mesela aylık ya da yıllık plan alıp iptal ettirmek isterseniz şuradaki ünleme gelip şuradaki cancel'ı kullanarak da iptal işlemini yapabiliyorsunuz. Şu anda Windows'da destekleniyor. Windows kullanıcıları bu fiyatlarla satın alabilirler. Evet arkadaşlar uygulamanın kullanımı bu kadar basitti. Çok fazla bir şey yapmadık dikkat ederseniz. Sadece birazcık tarama süresi uzun sürüyor. Onu da bekledikten sonra birçok veriye ulaşabilirsiniz. Eğer hala verilere ulaşamadıysanız root diyorsunuz. Ondan sonra tekrar tarama işlemini yapıyorsunuz. O zaten root'u falan otomatik algılıyor. Ondan sonra daha fazla detaya ya da daha fazla veriye ulaşabiliyorsunuz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videomuz sizlere faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olup videoları izlerseniz ve beğenirseniz çok sevinirim. Maddi durumu iyi olanlar da destek olabilirler. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın